Merhaba, ikili oyuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Euroleague'de çok heyecanlı maçlar oldu ama belki de aralarında en çok beklenen Fenerbahçe-Real Madrid maçıydı. Bu maçta Sarı Lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi. Biz de bu haftayı değerlendirmek için bir araya geldik. Ben Ali Ebrem Azmoğlu, yanımda her zaman olduğu gibi Doğa Üründül var. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Temsilcilerimizden başlayalım. Daha demin de söylediğim gibi Fenerbahçe kendi evinde Real Madrid'i 77-78 yendi ki... Kendi yani şeyden alışkanlık, NBA maçlarında ters yazıyorlar ya ev sahibi takımı, oradan alışkanlık 78-77. Evet, şimdi önce Real Madrid çok formda geldi buraya, onu söyleyelim. Evet. Yani Euroleague'in CSK ile birlikte kesinlikle en iyi takımlarından biriydi gerçekten. Ki ya Fenerbahçe şöyle bir şey yaptı, hemen genel olarak değerlendirmek gerekirse çok çok iyi oynadığı bir maç yok ortada. Ama çok akıllı oynadığı bir maç var. Zaten maç sonu Obradovic de öyle belirtti. Yani biz oynamamız gerektiği gibi oynadık. Büyük takımlara karşı böyle oynamak zorundayız. Bu nedenle de galibiyeti aldık dedi. Yani öncelikle ilk maçı değerlendirmeden önce 201 ülkede canlı olarak yayınlandı bu maç. Yani bu Fenerbahçe Real Madrid'in Euroleague pazarlamasında ne kadar değerli bir yer kapladığını, ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Bundan önceki rekor 196 ülkede yayınlanan bir Barcelona Real Madrid maçıydı. Evet. 201 ülke olarak şimdi o rekor devam etti. Şimdi sen maçtaydın zaten, basın tribündeydin. Oradaki senle de maç sırasında yazışırken Fenerbahçe'nin hücumları üzerine birkaç bir şey demiştik. Bir kere Fenerbahçe yavaş hücum ediyor. Yani bunu dünkü programda da konuştuk. Bunun bir sebebi dediğimiz gibi biraz daha savunma bir düşünüyor. Düşük, az rotasyonla oynadığı için savunmadan hafif bir enerji yakalayıp kendilerini hücumda ona göre yerleşim planı yapıyorlar. Şimdi hem savunmada hem hücumda ikisinde koşamıyorsun. Yani bu doğal akışa ters. Oyuncu için çok zor, yorucu bir durum. Bu maçtan kazanımlarımız var. Mesela Nanali bu maçta bir kazanım. Çok iyi bir performans gösterdi. 18 sayıyla ki maçın adamıydı. Son galibiyeti getiren servis atışlarda da 2'de 1 attı ki zaten bir tanesini bilerek kaçırdı. Yani maçı kazan mola hakkı vardır Real'in. Onun için kaçırdı o servis atışla. Onun dışında yani bu maç özeline bakarsak eğer Fenerbahçe kazanma alışkanlığının getirdiği bir galibiyeti aldı. Çok mu ekstra oynadı? Oynamadı. Çok evet. Ekstra oynamadı. Yani şöyle... Çok mu özel bir şut günüydü? Hayır, tam tersine çok özel bir şut günü de değildi. Fenerbahçe o alışkanlığın, o disiplinin getirdiği, o birbirlerinle anlaşmasını getirdiği takımın uyumla birlikte bu galibiyeti aldılar. Yani maça baktığımızda ben orada yakından da izleme fırsatı buldum. Evet. Şöyle bir durum var. Gerçekten Fenerbahçe ilk çeyreği önemli bir avantajla kapattı. İyi de oynadı Real Madrid önünde ama ilk çeyreğin yıldızlarından olan Sulukas'ı savunmak için ikinci çeyrek Lasso, Randolph'u onun üzerine bıraktı. Orada bir Randolph Sulukas'ın üstesinden geldi hakikaten. Onu bir savunmada durdurdu ama... Nemesis oldu böyle, baş düşmanı. Aynen öyle oldu. Ama ondan sonra çok... Obradovic'den karşı hamle geldi. Bu sefer Yudov sahaya sürdü. 200'ün olunca Randolph bu sefer şeye kaymak zorunda kaldı. Pot altına kaymak zorunda kaldı. Fenerbahçe öyle bir kilit açtı. Ama 3. çeyreğe geldiğimizde 7-0'lık seri yakalayan bir Real Madrid vardı sahada. Fark açılıyordu. O zaman da Obradovic şöyle bir şeye geçti taktiğe. 4 kısalı hücuma yönelik ya. Daha doğrusu 4 kısaya geçip hem orada hatırlıyorsa Otello Hunter'ın ikili oyunlarında çok rahat sayı buluyordu. Hem onu durdurdu hem de hücumda tıkanmıştı. O tıkanıklığı birden açtı. Zaten maç sonuna kadar Sulukas 5 faul olana kadar onu korudu ve o 5'te Fenerbahçe'ye maçı getirdi. Sulukas'ın çok, orada aldığı o 5 faul ikinci teknik faulü hatta zaten hani o şekilde oldu. Çok yanlıştı. Çok yanlıştı. Yani çok gereksiz bir agresiflik yaptı yani orada. Yani o pozisyon zaten geri dönülmeyecek bir kararı vermiş orada ve pozisyon devam ediyor. Artık yani o topun kimden çıktığı ya da kimin olduğu önemli değil. Ya sen savunmana dön, oyuna bak, devam et yani. Çünkü senin kaybın bu maçı da kaybettirebilecek faktörlerden bir tanesi. Sulukas şu an Fenerbahçe'nin en değerli isimlerinden biri. Yani skor açısından en azından. Evet. Neyse ki bir problem olmadı. Onlarda da Case Carroll çok büyük bir saçmalık yaptı yani. Son faul yapması. İlk faul yaptı yani. Panathinaikos maçında son saniyede biliyorsun. Gene maçı getirmişti. Evet, orada olumlu bir şey yapmıştı. Buradaki evet. Bu hafta olumsuz bir şey yaptı. Şimdi James Nani'nin hücum performansı 18 sayı attı. Bu hep konuşuluyor ama savunma performansı biraz göz ardı edildi. Çünkü Lulu savunduğu bölümlerde
kesin. Onun vitesini geriye doğru çekti ki Lul'ün 3 sayılık atışlarda 6'da 0. Lul'den hiç yani alışkın olmadığımız bir istatistik bu. Orada Naneli'nin birazcık fiziksel yapısı uzun kollu Naneli. Bir de atletik bir oyuncu. İyi kanalize ediyor Obradovic. Yani Obradovic onu ilk takıma getirdiği zaman zaten İtalya'nın MVP'si al işte her maç 20 sayı at diye gelmedi o. Yani o dönüşümü geçirebileceğine inandığı için bu takıma geldi. Ki Bobby Dixon da aynı şekildeydi. Karşıya kadar skoruna bakıyordu. Savunmayla pek ilgilenmedi. Ama mesela şimdi Fenerbahçe'nin savunmacını sayarken dış savunmacı Bobby Dixon'ı da sayıyoruz. Aynı şey Naneli için de geçerli. Günler geçtikçe ya bir iki maç daha sabredip Naneli'nin geri döndüğünü ve Naneli'nin tam Fenerbahçe'nin sistemine oturduğunu biraz daha iyi anlayabileceğiz. Evet, senin dediğin gibi dış savunmada sadece 22'de 8'e kaldı Real Madrid ki bu 8'in 4'ünü Randolph attı. Tabii Randolph'un da çok özel performans gösterdi. Son periyotta 13 sayı attı ki zaten Real Madrid maçı kazansaydı maçın adamı Randolph olacaktı. Yani çok evet. Çok böyle asıldı maç yani istedi. Fakat olmadı. Randolph çok ciddi bir eşleşme problemi yaratıyor ya. Yani hem çok uzun, çok yapılı, şutu var. Çok atletik. Çok atletik. Yani evet. Çok yapılı değil ama çok atletik. Daha doğrusu doğru terim olacak. Zor bir oyuncu. Peki. Bir de Kalin işte Lul savunması son şeyde. Evet, ona biz de takıldık neden Kalin iş diye. Ya onu hala anlamış değilim. Ya belki eskiden Bogdanovic'i savunduruyordu mesela. Bogdanovic uzun kollu ve çabuk yön değiştiriyor. Bacakları da hızlı. Bacakları da hızlı bir oyuncu olduğu için ama burada niye tekrar Lul'e Kalinic'i verdiğini bilmiyorum. Evet, Anadolu Efes'e geçelim istersen. Tabii. Anadolu Efes'le deplasmanda Maccabi karşısında 86-77'lik bir galibiyet aldı. Yani bence bu maçta önemli nokta şu. Efes ne zaman deplasmana gitse ortalama 90 sayı yiyen bir takımdı. Tabii. Maccabi de ligin en çok sayı atan 5. takımı. Yani böyle bir deplasmana gidiyorsunuz ama orada sadece 77 sayı yiyorsunuz. Yani savunma isteği çok iyi olan bir takım vardı sahada Efes adına. Şimdi savunma isteği hem çok iyi Efes'in hem de şöyle bir şey var. İki aynı tarz oynayan takımın karşılaşmasını izledik Maccabi Efes maçında. İkisi de açık alan basketbolunu seviyor. İkisi de geçiş hücumlarından bol skor üretmeye çalışıyor. İkisinin de 3 numaraları atletik, Victor Rat, işte CD açık alan oyuncusu Tyler Honeycutt gibi. Bu açıdan tam bir çarpışma oldu. Fakat burada farklılık yaratan isimler oldu. Efes'te Derek Brown, Devin Smith'in üstünde çok ciddi bir üstünlük kurdu. Yani dominasyon yaptı resmen. Yani hep onun üstünden oynamaya çalıştılar. Derek Brown da böyle bir oyuncu bulduğu zaman onu sonuna kadar sömüren bir atletik güç. Ve bu çok değerli. Buralarda çok fark yaratıyor. Onun dışında Anadolu Efes için iyi yanlardan biri Dunstan'ın şu birkaç haftalık formu devam ediyor. Dunstan Anadolu Efes'teki değerli parçalardan biri. Zaten sene başındaki programda söylemiştim. Dansından bu yıl biraz daha iyi performans bekliyoruz diye. O hakkını veriyor. Efes bir de iyi bir karakter koyuyor. Yani maç 2 dakika kaldı. 75-78'lik skorla girdiler. Orada 8-2'lik seri yakaladı deplasmanda. Ve işte maçın zaten sonucu çıktı. 77-86. Bu Efes için de çok özel. Son olarak da şeyi ekleyeyim. Ben hücum, yani kaç hücum yapıldı karşılıklı olarak birazcık onları çalıştım. Şimdi baktığın zaman atışlara, yani her bir atışı bir hücum sayarsak ki bu aşağı artı eksi 10'dur bunun normalde sapması. Maccabi 65 hücum yaptığı ortaya çıkıyor. Fakat Efes'in 78 hücum yaptığı ortaya çıkıyor. Bu 64-78 arasında 14 fark birazcık hücum reboundları ve top kaybına. Top kaybı daha çok. Yani en önemli şey burada top kaybı. Maccabi'nin 21, Efes'in 13 top kaybı. Efes gibi. Söyleyeyim. Hızlı tempolu oynayan bir takıma sen 21 tane top kaybı yaparsan zaten ya maçı kendi evinde değil uzayda oynasan kazanamazsın yani Efes alır yürür. Çünkü onu savunamıyorsun da sen açık alan savunabilen de bir takım değilsin. Ya tam sen onu oynuyorsun ama onu savunamıyorsun Maccabi için konuşuyorum. Bu sefer 21 top kaybı Efes'in tam böyle istediği şey oldu. Evet bir de şu da önemliydi. Üçüncü çeyrekte yani oyun üstünlüğünü tamamen eline aldıktan sonra Maccabi, evet. Efes'in bu durum karşısında geri adım atmayıp dördüncü çeyreğe çok iyi başlaması, orada işte Honeycutt'ı devreye sokup onun üzerinden başka bir hava yaratması bence çok önemliydi. Kesinlikle yani o isteği, hırsı. Koydu. Ve Honeycutt demişken ben de bir parantez açayım. Son periyotta 13 sayı, 3 rebound, 2 top çalma, 1 asist yaptı Honeycutt. Yani aslında maçı getiren isim Tyler Honeycutt'ın son periyot performansı. Evet, kesinlikle. Şimdi Darüşşafaka'ya geçelim. Darüşşafaka da kendi evinde Olympiakos'la oynadı. Yani bu maç için aslında sahada şöyle bir şey gördük. Deneyim farkı
tamamen ön plana çıktığı bir maç takım oldu. Takım olan kazandı. Evet, takım olan kazandı. Bir yerde ne yapacağını çok iyi bilen, süreyi çok iyi kullanan, topu çok iyi kullanan bir Olympiakos vardı. Bir tarafta da zaman zaman parlayan ama o parlaklığını maç boyuna yayamayan, ne yapacağını bilmeyen bir hale gelen bir Darüşşafaka vardı. Şimdi maçın ilk yani başına gelecek olursak, stat fulldü. Darüşşafaka Doğuş'un David Blatt'ten beklediği, ki kendisi maçtan sonra basın toplantısında da şunu belirtti. Ben bunu istiyordum zaten. Ben bunu istiyordum dedi. Yani demek ki bu açıklamadan şunu anlıyoruz. David Blatt'e Darüşşafaka Doğuş dedi ki, kulüp yönetimi, bize bir kültür yarat. Bize bir Euroleague kazanma, yani Euroleague'in ne derler, challenger, yani sürekli mücadele edebilecek güçlü bir kulübünü yarat dediler. Ve bunun için de takımın anahtarını verdiler David Blatt'e. Bu çok değerli bir şey. Yani stat mesela full de Olympiakos maçında. Kapalı gişe bir maçtı. Ya bu, bilet bulamayanlar bile oldu. Ben arkadaşlarımdan biliyorum. Evet, konuşmuştuk hatta seninle de. Şimdi bu bir kenara koyalım. Yani bu Darüşşafaka'nın iyi tarafı. Şimdi kötü tarafına gelecek olursak, Brad Wanamaker'ın üstünde çok büyük bir yük var. Ve Brad Wanamaker bu yükü ben sene başında kaldırabileceğini düşünüyordum. Ki zaten siteye de yazdım yazıda. O yükü kaldırabileceğine yönelik de şeyler yazmıştım. Yani işte bu özel bir oyuncu falan diye. Fakat şimdi birazcık soru işaretlerim başladı. Yani bu 4 maç elimizde kaynak var. Yani Brad Wanamaker'ın direkt bu yükü kaldıramadığına dair. Son bir dakikada kötü performansına dair olarak. Şu an 3-1 Brad Wanamaker'ın skoru. Yani 3-1 mağlup durumda diyelim. Hani biraz. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi Darüşşafaka 40 dakika boyunca takım olabilmeyi başarabilen bir ekip değil. Evet, yani Wanamaker'da takım aynen öyle olduğu zaman. O şekilde oynadığı dakikalarda Wanamaker mesela çok öne çıkıyor. Asist yapıyor, sayı atıyor. Geçen yılki Burası aynen öyle. Şey yapıyoruz, onu demek istiyorum aslında. Şey ama bu sene tam takım o hale gelmediği için Wanamaker biraz daha istediklerini yapamayan bir halde. Ya evet, ben sana katılıyorum o konuda. Yani biraz daha sabredelim, biraz daha takım olacaktır. Ya eminim Ocak, Şubat Darüşşafaka'nın daha farklı gelecektir. Özellikle Şubat ayından sonra. Biraz daha farklı gösterecektir takım Ocak ve Şubat aylarında. Fakat ya buralarda aslında bir antrenman, buralarda da birazcık bir parlama göstermesi gerekiyor. Onu tam gösteremiyor. Evet. Çok doğru, çok düzgün bir karakterdir bu arada. Yani oyun bilgisi falan da çok sağlamdır. Ya bir de top kayıpları Euroleague seviyesinde 16-12'lik bir top kaybı farkı oldu iki takım arasında. Bu farkı azaltması gerekiyor Darüşşafaka Doğuş'un. Ya kaybettiği maçlarda zaten genelde en büyük problem ya rebound. Bu maçta rebound tabii ya da top kaybı, evet. Çok büyük bir problem değildi ki, Darüşşafaka daha çok rebound aldı. Ya da top kaybı oluyor. Evet. Bu maçta top kaybı üzerinden vurdular. Bu arada ben de senin dediğin gibi Darüşşafaka'nın salonu doldurması, sadece salon değil yani molalarda iyi etkinlikler yapması, orayı tabii bir şey haline getirmesi. Eğlence buradan, merkezi haline getiriyor. Evet yani maçtan. Mesela maçın öncesi orada oluşan atmosfer, sonrası falan her şeyle çok güzel yani orada maça gitmek. Ya evet, o yüzden kulüp çalışanlarını işte ya da beraber çalıştıkları organizasyonu yapanları gerçekten kutlamak lazım. Kesinlikle. Yani evet. Darüşşafaka maçına gitmek bir işte hafta içi ya da hafta sonu bir aktivite, yani bir eğlenceli bir aktivite. Evet. Evet, son temsilcimiz Galatasaray'dı maç yapan. Galatasaray'da Baskonya deplasmanında, baskı bölgesine gitmişti ve 69-62'lik bir yenilgiyle ayrıldı. Yani Galatasaray'da ilginç bir şekilde acayip bir dönüşüm var. Yani grafik bir anda tersine döndü. Sezona çok hızlı hücumla başlayan, işte o top paylaşımını iyi yapmaya çalışan, çok sayı yiyen ama çok sayı atan bir Galatasaray varken şu anda son iki maçında 70 sayının altında yiyen, yine çok sayı atamayan, ağır hücum sürekli yapan, sürekli çarpışan, hücumlarda savunmada sürekli savaşçı kaçmıyor. Savaşçı bir takım görüntüsüne bürünen bir Galatasaray'a döndük. Ya bu şey gibi, geçen yıl mı, iki yıl önce mi, tam tarihini hatırlamıyorum. Hannover Kulübü ligin sonuncusuydu, Twitter'dan şey yaptılar. Ligi ters çevirirseniz ligin birincisiyiz biz dediler. Yani böyle bir esprili bir paylaşımı olmuştu. Galatasaray'ın da durumu öyleydi aslında. Ligin sonuncusuydu, en çok sayı yiyen takımdı. Çok zorlanıyordu yani lig açısından. Fakat bu Tibor Pleiss'li, Mitsov'lu, Sinan Güler'li ve ya geçen sene Eurocup'u kazanan Tibor Pleiss hariç, evet, geçen seneki üçlü. Zaten takım bir anda savunma kimliği kazandırdı. Bir anda Galatasaray biraz daha çarpışmadan kaçmamaya başladı. Fakat burada en büyük problem Tibor Pleiss gene aslında. Pleiss iyi oynuyor gibi gözüküyor. İndeks oranları mesela bize istatistik adında iyi oynadığını bir veridir. Fakat Tibor Pleiss'in üstünden 4 tane alley-oop yapıldı bu maç. Evet. Yani en son artık 4. de topu çelebildi. Yani
Tamam, o Aliyup'un pasını attırırken de işte açık alanda atıyor o pası. Biraz daha yani Tibor Pleiss'in mobilite sıkıntılarından yararlanıyor Baskonya takımı ama o sertliği gösteremiyor Tibor Pleiss savunmada. Ya bir eksik o. Bir de bu yöntemle sence Galatasaray ne kadar ilerler? Ya bizim öngörümüz ne olabilir mesela bu dönen takımla? Yani ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray sahaya çıkarken şu pozisyona geldi bence. Kazanalım değil, hadi bu gideceğiz bu maçı kazanacağızdan ziyade gidelim de kaybetmeyelim. Sanki evet, böyle bir refleksi var gibi sahada ama böyle bir oyun yapısına bakınca da şimdi şeye bakınca Baskonya'ya %21 üçlük, %43 ile ikili katlarını evet, görüyoruz. Yani bu felaket sayı tablosuna rağmen, yüzdeye rağmen yenildiğini görüyoruz. Evet. Şimdi böyle bir kafa yapısı. Yani mesela reboundlarda çok üstündü Baskonya. 49 reboundda 36 rebound aldılar. Evet. Bir de Galatasaray ilk periyot bir fark yedi 22-9. Bütün maçı farkı evet, kapatmaya çalıştı. Yani o çok yazık oldu aslında. Bir türlü toparlanamadı. Maçı çok kötü başlayınca. Çok kötü başladılar. Bir de işte bu oyun yapısıyla evet, maçı kötü başlarsan toparlamak çok zor oluyor. Çok zor. Çok çünkü zor. Ağır oynuyorsun. Kesinlikle. Son olarak da bir ek, yani Baskonya Galatasaray maçında koçun, Baskonya koçunun hamlesi, Barnier'in hamlesi 3. periyotta tam evet, Galatasaray 38-40 öne geçti. Bir momentum yakaladı. Koparıyordu maçı. Barnier'in hamlesi yaptı. Bütün hücumu orta mesafeye aldı. Orta mesafeden de Barnier'in çok isabetli ve iyi bir maç çıkardı. Zaten evet, maçı çeviren isim oldu yani. Barnier'in de iyi performansı devam ediyor. Yani birkaç haftadır. Evet. Takımın en iyi oyuncularından biri. Şimdi şeye geçelim. 10. hafta olduğu için hatırlıyorsunuz 5. haftada Euroleague'in en iyi takımlarını çıkarmıştık. En iyi hücum yapan, savunma yapan gibi. Bu hafta da yapacağız onu. Çünkü 10. haftayı geride bıraktık. 10. haftanın Volt Run'ını oluşturacağız. Evet. Bunu da yine basketbolcu bedeni üzerinden yapıyoruz. İlk basketbolcu kafasını ele alırsak, kafa neyi temsil ediyor? Asist ve true shooting. Aynı 5. haftada yaptığımız gibi. Asist bildiğimiz asist oranı, yani bir takım yaptı asist sayısı. True shooting de oyuncunun attığı doğru şutlar, doğru yani pozisyonlu şutlar, eksi attığı kaçırdığı şutlar şeklinde bir istatistik bu da. Yani beyni aslında temsil ediyor. Takım ne kadar akıllı oynuyor. Kesinlikle. Aynen. Zaten true shooting oranı yüksek olan takımlar şu anda playoff sırasında. Evet, onu bir görelim. Evet, true shooting'e ve asiste baktığımızda en iyi ortalamaya sahip olan takım CSKA Moskova. Evet. Yani aklını en iyi kullanan takım CSKA Moskova CSKA'nın diyebiliriz. CSKA'nın beyni olan Teodosic zaten asiste bu istatistiğin lider ismi. Yani alıyor, taşıyor takımı. True shooting'te de Dekolo, o beynin yan şeyi, yan yardımcısı Dekolo. Bu sefer de o zaten istatistiği ileri taşıyan isimlerden. Evet, sağ kola geçtiğimizde basketbolcunun sağ kolu. Sağ kol takımın ne kadar savunma, iyi savunma yaptığını evet, gösteriyor bize. Savunma çarpışma daha doğrusu bu tam böyle. Savunma reboundu, blok. Ve blokları ele aldığımızda evet, onu görebiliyoruz. Yani takımı, en savaşçı takımı belki de temsil ediyor bu. Evet. Burada da şaşırtmayan bir şekilde Olympiakos. Evet, karşılığı. Olympiakos burada. Burada da Kemba Örç'ün bir etkisi var. Yani Kemba Örç'ün reboundlarda Olympiakos'un çok ciddi bir katkısı var. Geçen Türkiye Ligi'ndeydi Kemba Örç. Ki onun kaybını hala arıyor. Blokta da aynı şekilde Kemba Örç gene 4. zaten ortalamada. Burada da onun etkisi var. Bir de hepsinden önemlisi Olympiakos'un takım savunması çok zeki bir dizilime sahip. Yani Sponulis'i iyi saklıyorlar. Printezis gibi harika bir kısa savunucusu var. Yani uzun ama kısa savunucusu var. Bu açıdan çok kompakt, iyi bir savunma takımı. Gerçekten öyle. Bazen ben Olympiakos'u izlerken mola almasına bile gerek yok diye düşünüyorum. Yani çünkü oynarken evet, hallediyorlar yani. O açığı görüp kapatıyorlar bir anda. Şafak'ın maçında bir tane 4 paslı pozisyon var ya. Evet, olağanüstü bir ucundu. Kesinlikle. Şimdi sol kola bakalım. Sol kolda takımın ne kadar yüzdeli şut attığını gösteriyor bize. Evet, burada da sporcumuz sol eliyle topu tuttuğu için birazcık Sulukas ekolünden yola çıkarak yaptık. Evet, en yüzdeli oynayan takım Euroleague'de şu ana kadar Real Madrid. Evet, Real Madrid. Burada da Sergio Llull hatta direkt yani. İstatistiği yukarı çeken bir isim. %56 ile oynuyor Sergio Llull şu anda Euroleague'de. Muazzam bir performans. Bütün Real Madrid takımı da Sergio Llull'un önderliğinde iyi şut atabiliyor. Bir de Antonio Randolph. Şu istatistiği yukarı çeken isimlerden biri. Evet. Randolph ve Llull'un ön plana çıktığını görebiliyoruz. Evet. Sağ bacağa geçelim. Sağ bacak da aslında sen anlat istersen. Burada da indeks değerimiz ve sayı birlikte aldık. İndeks değeri bir oyuncunun yaptığı bütün iyi şeyler, yani şut dışında kalan, ya şut da dahil buna, yaptığı bütün iyi şeyler eksi yaptığı kötü şeyler, işte top kayıpları mesela eksi tarafa yazılıyor. Sonra bir değer, bir rakam çıkıyor matematiksel işlemle. Bu rakamda da en yüksek olarak gösterdiğimiz takım CSKA Moskova. Moskova, evet. Aynen.
Burada da Miloš Teodosić için bir ortalamada 20 indeksi tutturması var ki o da çok özel bir, yani iyi bir performans. Bu daha da artacaktır. Evet, aslında bu bize şunu anlatıyor. Yani bir takım oyuncularından ne kadar çok iyi yararlanabiliyor. Evet. CSKA Moskova'nın oyuncularından yani hani sonuna kadar yararlandığını gösterebilen bir şey yani. Kesinlikle, kesinlikle. Tam o Euroleague'e uygun, Euroleague koçları oyuncusunun her şeyinden yararlanmak zorunda evet. Yani NBA gibi değil burası. Onu gösteriyor. Şimdi sol bacağa geldiğimizde de sol bacak bence Euroleague'in en önemli istatistiklerinden biri. Asist top kaybı oranında. Bu işte tam saf Euroleague istatistiği aslında. Yani top paylaşımının değerli olduğu bir istatistik burada. Ya top aslında hücumda ne kadar hatasız bir şekilde evet. Top paylaştığını gösteren bir grafik diyelim, istatistik evet. Diyelim. Orada da Real Madrid yine çıkıyor ön plana. Burada da zaten Rudy ile Rudy Fernandez de Sergio Llull takımın iki tane komutanı, general diyelim. Biri Rudy Fernandez ikinci verdiği istatistiğe yaptığı top kaybı oranında. Sergio Llull de dördüncü bu istatistikte. Evet, geneli görelim bir de. Genel basketbolcumuzun neresinde, hangi takımlar ön plana çıkmış? İşte burada da CSKA Moskova'nın beyin ve sayı konusunda evet. Ön plana çıkıyor. Yine Real Madrid sayı konusunda. Top paylaşımını çok iyi yapma konusunda çıkıyor. Olympiakos da işin savunma kısmında gerçekten Euroleague'in en iyi takımı olarak ön plana çıkıyor. Burada bir ek olarak da bu asist top kaybı oranlarında Galatasaray'ın da bu son bir ayda çok büyük bir yükselmesi var ki zaten şu anda bu elimizdeki istatistik 10 haftalık. Fakat Galatasaray gene bile ikinci. Yani geçen haftalarda 6-7 idi. Giderek yükseldi ve çok iyi bir ilerleme, bir performans gösterdi. Son zaten bir ekte, son ayda 3 galibiyet aldı Galatasaray. Aynen ben öyle. Buradayım dedi. Kalates, Panathinaikos'un oyun kurucusu. Ona çok kısa bir parantez evet. için bu. Mutlaka açalım çünkü olağanüstü performansı evet. Var. O da takımının sayı, asist, rebound, top çalmada lideriydi bir hafta öncesine kadar. Fakat bu hafta rebound'da takımının ikinci ismi oldu. Singleton geçti. Singleton onu geçti. Onun dışında bütün istatistiklerde liderdi. İnanılmaz bir şey yani. Çok inanılmaz. Tsubasa gibi. Hani o da öyleydi ya. Her konuda. Her konu. Servis atışı olur, okulda. Her şeyi o yapar. Onun gibi. Peki haftaya, bu haftanın programına bakalım. 11. hafta, 11. maçlar oynanacak bu hafta. Maccabi Brose Bamberg maçıyla başlıyor. Bugün başlıyor. Yarın Fenerbahçe, Kızıl Yıldız, Emporio Armani, Milan, CSKA Moskova, Real Madrid, Zalgiris maçları oynanacak. Cuma günü de Anadolu Efes, Barcelona, Panathinaikos, Galatasaray, Ödeyebank, Olympiakos, Unix Kazan, Baskonya, Darüşşafaka oynanacak. Senin Anadolu Efes, maç Barcelona. Yani bu haftanın güzel ve değişik maçı. Şimdi Barcelona bir Panathinaikos'la şey yaptı ama bakalım toparlandı mı toparlanmadı mı maçta göreceğiz. Bir de şu açıdan çok güzel. Anadolu Efes'in o hızlı oynamayı seven hücumu Barcelona'nın sert savunmasına çarpışacak. Evet, o bakalım da enteresan bir şey ne olacak. Çıkacak oradan. Çok aynen. Keyifli olacak bence de. Peki, bugün Euroleague'i değerlendirdik. 11. hafta maçları bu akşam oynanacak. Haftaya biz yine bu saatte burada olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.